Merhaba arkadaşlar. Hayvanların tıpkı insanlar gibi yaşadığının ilginç olaylar, zorluklar ve hatta dramlarla dolu olabileceği ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi jaguarlar, aslanlar ve kaplanlar gibi yırtıcılardır. Onlar geyik ve diğer bütün hayvanları avlarlar. Bu yüzden Güney Afrika'da bir yaban hayatı koruma alanındaki jaguar kafesine Bullet adında bir köpek girdiğinde çoğu insan onun yırtıcı hayvanın yemeği olacağını düşündü. Bu hikaye birkaç yıl önce başladı. Güney Afrika otlaklarında terk edilmiş bir jaguar yavrusu bulundu. Koruma alanına getirildiğinde bakıcısına çok bağlı hale geldi ve onu evlat edinen ebeveyni olarak gördü. Çok yakında yönetici Jack diye isimlendirilen küçük jaguarın ortama daha iyi uyum sağlayabilsin diye bir arkadaşa ihtiyacı olduğuna karar verdi. Mükemmel seçenek, kedi ailesinin bir temsilcisi olurdu. Ancak Jack'in en iyi arkadaşı olacak olanın Bullet adında küçük bir köpek olduğu ortaya çıktı. Bu hayvanlar uyumsuz gibi görünmelerine rağmen köpek jaguarı neşelendirmeyi başardı. Bakıcılar köpek yavrusunu jaguar yavrusuyla birlikte kafese getirdiler ve birbirlerini koklamalarına izin verdiler. Yavrular çabucak ortak noktayı buldu. Bir süre sonra hayvanlar arkadaş oldular ve dostlukları gün geçtikçe daha da güçlendi. Kardeş gibi oldukları için yemek yemek, uyumak ve oyun oynamak gibi aktiviteleri birlikte yapıyorlardı. Pek çok ziyaretçi onları ilk defa gördüklerinde köpeğin jaguar için bir av olduğunu düşündüler ve jaguarın köpeği kovalayıp etrafında dolaşmasını korkuyla izliyorlardı. Ancak ziyaretçiler bu ikisinin en iyi arkadaş olduklarını ve sadece oyun oynadıklarını bilmiyorlardı. Bakıcılar köpek ve jaguarı ayırdığında bu ikisi için bir faciaydı. İnsanlar yanlışlıkla hayvanların farklı kafeslere konacak kadar yaşlı olduğunu düşündüler. Bu bir felaketti. Jaguar tüm gün ağlıyor gibiydi ve Bullet çitin yanında hareket etmeyerek donmuş bir şekilde oturuyordu. Bakıcılar bu iki hayvan konusunda oldukça endişeliydiler ve onların birlikte kalmalarına izin verdiler. Ayrılıkları oldukça kısa olmasına rağmen yeniden bir araya gelmeleri unutulmazdı. Hayvanlar birbirlerini şefkatle kucakladılar ve kafesin etrafında mutlu bir şekilde koştular. Onları tekrar bir araya getirmenin en iyi karar olduğuna hiçbir şüphe yoktu. İlginç bir şekilde küçük köpek arkadaşlıklarında daha baskındı. Hayvanlar birbirlerini o kadar iyi anlıyorlardı ki, Jack, Bullet'i kazara incitmemek veya ezmemek için biraz yavaşlaması gerektiğini biliyordu. Jack, işleri biraz daha yavaşlatmanın zamanı geldiğinde arkadaşının havlayarak veya hırlayarak onu uyaracağını biliyordu. Hayvanlar birbirlerini kafeste kovalayarak, birbirlerinin kuyruk ya da kulaklarını ısırarak birlikte gerçekten mutluydular. Bakıcıları bu hayvanların asla ayrılmaması gerektiğini biliyorlardı. Ne kadar farklı olduklarının farkına bile varmamaları oldukça olasıdır. Bullet muhtemelen Jack'in büyük,